göstereyim. Gayet ağızda dağılan süper bir poğaça. Sizin için bir kalite kontrolü yapayım. Arkadaşlar muhteşem. Ağızda dağılıyor. Dereotunun hoş bir kokusu. Yapın, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dereotlu poğaçalarımız. Bakın arkadaşlar, şimdiden yarısı gitti. Yapanları, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalımdan sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda dereotlu poğaça yapıyoruz. İlk etapta 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 2 yumurtanın akı var. Saralarını üzerine süreceğiz. Eritilmiş 100 gram kadar tereyağımız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir kabartma tozumuz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Malzememizi şöyle güzelce bir çırpalım. Dolaptan çıkarılmış yani arkadaşlar. Ilık bir bardakta sütümüz var. Zaten sütüm hemen hemen bir bardaktan fazlaydı. İyice çırpalım. Unumuzu ekleyelim. Un miktarını söyleyeceğim arkadaşlar. Takriben 4 su bardağı un elemişim burada. Onun için şimdi unumuzu ekleyelim. Arkadaşlar 4,5 su bardağı unumuzu ekleyerek şöyle güzel kıvamlı bir hamur. Çok da un koymayın. Unu fazla olursa ağızda dağılmaz. Bu ölçü tam pastane tarifi. Ve yarım demet dereotumuzu küçücük doğrayarak hamurumuza koyalım ve yoğurmaya devam edelim. Şöyle hamur elinizde dağılacak. Evet, yoğurmaya devam edeyim. Videoyu kısa tutuyorum, sıkılmayınız diye. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. 4,5 su bardağı un ekledik. Gayet güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Pastaneden tarifi alınmıştır. Bizzat yaptıklarını görerek tarifini istedim. Onun için süper bir poğaçadır. Şimdi 15 dakika kadar üzerini kapatalım, bekletelim, dinlenmeye alalım. Arkadaşlar hamurlarımızı mandalina büyüklüğünde bezeledik. Şöyle elimizle açarak ortasına peynir koyuyoruz. Sade de yapabilirsiniz. Ben peynirli yapıyorum. Süper bir poğaçadır. Hiç yanılma payı sıfır. Eğer dereotlu poğaçayı seviyorsanız mutlaka tarifimi yapın arkadaşlar. Bizzat söylediğim gibi pastaneden almışımdır ve yapılışını da size göstermek istedim. Böyle şekil vererek ister yuvarlak yapın, ister böyle oval yapın. İsteğinize bağlı. Şöyle iki ucunu birleştiriyoruz.
poğaçalarımızı şekil vererek devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta sarımızı sürdük poğaçalarımıza. Tam bir tepsi poğaça çıktı. Ben birazcık büyük yaptım. Siz küçültebilirsiniz. Şöyle bıçakla da hafif bir çizikler atabilirsiniz poğaçalarınıza. Önceden ısıtılmış 170 veya 180 derecede poğaçalarımızı pişirelim. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bakın arkadaşlar, şimdiden yarısı gitti. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Poğaçalarımız kızarmaya devam ediyor arkadaşlar.